İşte kurabiyeler pişti. Mis gibi koktu değil mi anneciğim? Ay kurabiye deyince geçen gün dükkana Lösev'den geldiler Meltem. Ya, ne alaka? İşte kurabiye ve dergi satıp lösemili çocuklar için yardım topluyorlarmış. O yüzden de dükkanları dolaşıyorlarmış. Ay abla. İnşallah onlardan bir şey almadın. Aldın değil mi? Yani aldım. Niye almayayım ki? Ay niye almasın ki? Bence çok güzel bir şey yapmış kızım. Anneciğim, çünkü o insanlar küçük çocuklar üzerinden kazanç sağlamaya çalışan dolandırıcılar. Onlar Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan gelmiyorlar mı? Hayır Gönül abla. Ya şunu asla unutmayın ki Lösev öyle kapı kapı dolaşıp bağış toplamaz. Aa bak ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum Meltem, yoksa niye vereyim? Peki nasıl bağış topluyorlar? Lösev'in oldukça kurumsallaşmış bir bağış toplama sistemi var. Böyle kapıya gelip makbuz karşılığı para toplayanlar hırsızlıktan başka bir şey yapmıyorlar. Ben bunu hemen gidip dükkan sahiplerine söyleyeyim. İnanmasınlar böyle şeylere onlar da. Evet evet Gönül abla, çok iyi olur. Ya hem böyle durumlarda da hemen 155'i arayıp polise ya da Lösev'in merkezine bildirmemiz gerekiyor. Bu çok büyük bir suç, bence cezasız da kalmamalı. Kesinlikle. Kesinlikle evet. Bak görüyor musun sen? Kurabiyeler. Kızım sen kurabiye yiyecek misin? Bulur olmuştur mu? Buse. Bak kurabiye. Ne şeklinde istiyorsan. Buse bak. Bak kedi Buse. Al bakalım. Bak bakalım nasıl olmuş. Evet evet. Oraya bunlar.